Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz de. Selam arkadaşlar. Hadi kameraya bakarak söyle. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu çekeceğiz. Mutfakta çekiyorum çünkü eve geldim, memleketime döndüm ve çekebilecek hiçbir yerim yok. O yüzden mutfakta size soru cevap videosu çekiyoruz. Başlayalım. Hemen kahve yapıp hemen geliyorum. Şuradan bir geçiş. Evet arkadaşlar, kendime bir kahve yaptım ve oturdum. Sizin videolarıma yaptığınız yorumları ve soruları okuyup sorularınızı cevaplayacağım. Ama öncelikle kendimi size tanıtayım. Ben Rukiye Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Mezuna kalmadım. Sonra hazırlığa da kalmadım. İlk yılımda 1443. oldum sayısalda. İşte Hacettepe Tıp, Türkçe Tıp okuyorum şu an. YKS'ye nasıl hazırlandım, Hacettepe Tıp'ı nasıl kazandığımla ilgili aslında videom var. Bir kişi öyle bir soru sormuştu. Önceden bir sorulara baktım. Hani YKS'ye nasıl hazırlandığına ilgili bir video çeker misin diye. Var, hatta iki parça şeklinde attım. Ben ve Duygu beraber çektik. Onu videonun sonuna koyarım. O videoya bakabilirsiniz isterseniz. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Bizim senemizde sınav çok zor olmuştu. O yüzden TYT'de 16 tane boşum vardı. Yetiştirememiştim. Sonra IET bayağı zor sormuşlardı ama IET'yi biraz iyi yaparak toparlayıp bir şeyler yapmıştım. Türkiye 1443. oldum. Hacettepe Tıp'ta 3. sınıf öğrencisiyim. Seneye umarım yani 4. sınıf olacağım ve hastaneye geçeceğiz. O yüzden steteskop aldım ve bir steteskop videosu çektim sizlere. Hani steteskopumu tanıttığım, gösterdiğim. Onun altında da yorumlara işte hani soracağınız sorular var mı? İşte cevaplayabileceğim bir video çekerim diye bir yorum yazmıştım. Onun altına yorumlar geldi. Onun dışında diğer videolarıma yorumlar geldi. Sizin bugün sorunuzu yapacağım. Başlayalım şimdi. O sırada bulaşık makinesi guruldamaya başladı. Kusura bakmayın. Şimdi bir bakalım. Bir kişi abla OBP'm kaçtı demiş. OBP'm 96 nokta. Şimdi bunları çok hatırlamıyordum ama videodan önce sizin sorularınıza bakıp şöyle bir göz gezdirdim. Bir ÖSYM'e, sonuç belgeme bir dönüp tekrar baktım. OBP'm yani şöyle dönem son notum okul için. Okul notum mu oluyordu? Okul notum 96.8 sanırım. Aynen 96.8. OBP tam olarak o oluyor galiba. Şeyden sınavdan 4... Kaç oldum ya? Dur. Sayısalda sınavdan 499.8 puan aldım. Yani 500 gibi bir şey ama 500 tam puan değil, onu biliyoruz. Tam puan kaç olduğunu bilen yok bence. Eşit ağırlıkta şey Türkçe çözmemiştim ama matematik çözdüğüm için eşit ağırlıkta 5003. mi olmuştum? O tarz bir şey olmuştum. Sayısalda da 1443. olmuştum. Hacettepe'de hazırlık var. Şimdi şöyle Türkçe, İngilizce için iki grup içinde hazırlık zorunlu. Hazırlığı atladım. O yüzden şu an 3. sınıfım. Bu kadar. Sonra bakalım. Biri şey yazmış. Türkçe tıpta kaç tane ve hangi dersler İngilizce işleniyor ve sınavlar İngilizce oluyor demiş. Şöyle bizde zaten hani İngilizce, Türkçe tıp diye ayrılıyor. Aslında Türkçe tıp dediğimiz tamamen Türkçe tıp değil. %30 İngilizce tıp olarak geçiyor bizim bölümümüz. İngilizce tıp tabii her şey İngilizce görüyor. Bütün sınavlar vesaire her şey İngilizceyken. Bizim amfide gördüğümüz dersler, sonra bu küçük grup dersleri vesaire var. Hepsi Türkçe oluyor. Sadece laboratuvar derslerimiz İngilizce oluyor. Onda da şöyle mesela hocalar genelde bir geliyorlar. Hani aramızda yabancı öğrenci olmadığı için, hani çoğumuz hepimiz Türkçe bildiği için genelde direkt Türkçe anlatıyorlar ama slaytlar İngilizce oluyor. Sınavı da İngilizce oluyor laboratuvar derslerinin. Ama işte hani bazen gelip İngilizce de anlatabiliyorlar yani. Eğer hani istekte bulunan olursa tekrar Türkçe'ye de dönebiliyorlar. Yani böyle laboratuvar dersleri İngilizce olarak işleniyor. Ama yani anlamakta sıkıntı çekmiyorsunuz. Çünkü gösterip anlatıyorlar. İşte bunu böyle yapacaksınız, şunu şöyle yapacaksınız diye. O yüzden hem başta eğer muafiyet sınavını geçtiyseniz zaten belli bir seviye İngilizceniz vardır. Ve hani o kadarını anlarsınız diye düşünüyorum. Sıkıntı çekmezsiniz. Lab sınavları İngilizce oluyor ama onlarda da hani genelde görselli olduğu için
hani soru için çok büyük bir İngilizce ihtiyacınız olmuyor. O yüzden sıkıntı çekmiyorsunuz. Bakalım. Hiç keşke Hacettepe değil de başka bir üniversite seçseymişim dediğin oldu mu? Demiş bir kişi. Şöyle, Hacettepe gerçekten çok zor. Sınava hazırlanırken bazen neden Hacettepe'ye geldim diye düşündüğüm oluyor sınavlarla çalışırken. Çünkü yani zorlanıyoruz. Kimse zorlamadan geçemez asla yani. Hani tıp fakülteleri böyle genel olarak. Hangi okula giderseniz gidin bir miktar da olsa zorlanacaksınız. Özellikle mesela İstanbul'a gezmeye gittiğimde falan, Ankara'ya döndüğümde böyle iki hafta boyunca neden İstanbul'u yazmadım diye dolaşıyorum zaten. Ama şöyle bir şey de var ki yani Hacettepe gerçekten insanı nitelikli bir doktor olarak yetiştirebilecek bir okul. Mesela hani Hacettepe'ye yakın Cerrahpaşa var, Çapa var vesaire var ama mesela onlar daha çok öğrencileri TUS'a yönelik hazırlıyorlar. Yani daha mesela okul sınavları ve okul şey daha hafif oluyor ve daha çok TUS'a yönelik çalışıyor o öğrenciler. Ama Hacettepe'de öyle değil. Tam anlamıyla öğrencileri stajlarda ve sınavlarda gerçekten çok zorluyorlar maalesef. Ama bunun açıkçası bize daha nitelikli ve daha hani kendi geliştirmiş kişiler olarak mezun olmamızı da sağlayacağını düşünüyorum ben. O yüzden yani pişman olmuyorum ya. Bilmiyorum. Hacettepe bence yani konuşamadım yine. Yani gerçekten hani amacım TUS'ta bir derece yapmak değil benim. Böyle çok şey de değil. Hani hayatımı birazcık kısıtlıyor mu tıp fakültesine okumak? Evet. Çünkü ders çalışmam gerekiyor sürekli. Ama hani bazen işte dışarıya çıkıyorum, geziyorum. İşte bazı aktiviteler yapıyorum. Yani sizden daha az ama yapıyorum yani. Etkinlik yapacak vakit bulabiliyorum. Sosyal alanım var. Hani derste çalışacak zamanım oluyor. O yüzden çok sıkıntı yaşamıyorum ben açıkçası. O dengeyi kurmaya başladım gibi bu 2-3 yılda. O yüzden Hacettepe tıpta olduğum için pişman değilim bence. Çok uzatıyorum değil mi soruları? Şimdi bakalım. Dersler İngilizce mi işleniyor demiş biri. Onu söyledim zaten. Üniversitem zorluyor mu sence demiş bir kişi. Evet, üniversitem zorluyor. Şöyle, hatta başta mesela okulun başlarında falan böyle Cerrahpaşa'ya yatağa geçişle gidenler de oldu. Çünkü okul biraz zor ve mesela Cerrahpaşa açıkçası, mesela Hacettepe'm Cerrahpaşa mı dersiniz? Bu konuda Cerrahpaşa daha rahat. Mesela okuması daha rahat bir yer ve mesela bunu açıkçası okula gidip kime sorsanız hepsi aynı şeyi söyler. Hatta mesela daha rahat bıraktıkları için okulda, mesela stajlarda, derslerde öğrencileri daha rahat bıraktıkları için öğrenciler daha rahat TUS'a hazırlanabiliyor. O yüzden genelde Türkiye TUS birincisi Cerrahpaşa'dan, Çapa'dan vesaire çıkıyor. Hani Hacettepe'den TUS birincisi genelde çıkmıyor. Çünkü hem stajları hem dersleri uğraşıp bir yandan da TUS çalışmaya çalıştıkları için o kadar iyi derece maalesef çıkmıyor okuldan. O yüzden mesela birazcık daha zor. Hacettepe daha zor. Bunu söyleyebilirim bence. Bakalım. Uyuma saatlerini ve çalışma saatlerini merak ediyorum. Ne kadar uyuyor ve çalışıyorsun demiş bir kişi. Yes, teleskop çok yakışmış demiş. Sağ ol, teşekkürler. Bir düşüneyim. Şöyle, uyuma saatim ve çalışma saatim genelde çok belli bir düzende olmuyor. Çünkü sürekli hani yeni bir şey çıkıyor, planlarda değişiklik oluyor vesaire oluyor derken hani sürekli aynı düzende ilerlemek gerçekten çok zor ve bunu yapabilen varsa eğer onları çok tebrik ediyorum. Bir de şöyle bir şey var, ben uyku saatlerimden genelde çok kısa bilen bir insan değilim. O yüzden saat 10'a 11'e kadar uyuyorum yani. Çok güzel bir özellik değil maalesef ama uyuyorum. Şöyle oluyor mesela, biz bu sene 3. sınıf olarak her ay sınava giriyoruz. Hatta bazen 3 haftada bir sınava giriyoruz. Mesela diyelim ki bir ay sınava girdiğimizde 4 hafta var. Sınava giriyoruz. Ondan sonraki hafta bir hafta boyunca böyle geziyoruz, tozuyoruz. Mesela haftanın sonlarına doğru ders çalışmaya başlasak iyi olur diyoruz ama yine de çalışmaya başlamıyoruz. Suçluluk duygusuyla beraber gezmeye devam ediyoruz o haftanın sonlarına doğru. Bir hafta boyunca birazcık boş yapıyoruz. Sonra kalan 3 hafta biz ikinci hafta çalışmaya başlıyoruz. Yani böyle iyice başlıyoruz. Hani böyle hafif hafif değil de başlıyoruz yani. Ama mesela şey oluyor, diyelim ki böyle daha önceden bir etkinlik ayarladık, bir tiyatro, bir konser, bir şey ayarladık. O hafta onlara gidilir yani. Hani
ders çalışılır, bir yandan hani dışarıda çıkılır, kahve de içilir. Öyle olur, son iki hafta kapanıyoruz arkadaşlar. Son iki hafta gerçekten hani kapatılıyoruz yani öğrenciler olarak. Şöyle sabah erken kalktığım saatler oluyor. Onlarda erken yatıyorum ve mesela şeyde sabah namazında kalktığımda bir daha uyumuyorum. Sonra kalkıp gidiyorum, kütüphaneye gidiyorum. Kütüphaneye gidiyorum akşama kadar, akşam yemeğine kadar genelde kütüphanedeyim. Ondan sonra da kütüphanede ne kadar kalıyorum onu? Kaç saat oluyor? Oluyor biraz. Mesela saat 10.30'da kütüphaneye gittiğimi düşünürseniz saat 6'ya kadar, ikindi mi oluyor? Akşam 6'ya kadar kütüphanede kalıyorum. Arada da çok bir şey yapmıyorum zaten. Çok arada yarım saat bir iki kere mola veriyorum. O kadar. Ama kütüphaneye gittiğim günler şöyle bir şey oluyor. Mesela odaya dönüyorum ya yurda. Hani zaten kütüphaneye gitmişim. O yüzden yurtta ders çalışmama hakkını kazanmışım gibi oluyor. O yüzden döndükten sonra akşam yemeğinden sonra çok çalışamıyorum. Çok da kendimi zorlamıyorum çalışmaya. Ya da mesela bazı günler direkt, özellikle sınava son günler kaldığında, son hafta direkt mesela yurtta kalıyorum. Odadan dışarı çıkmıyorum. Odaya kapanıyoruz yani ve duvarlara kafamızı duvarlara vuruyoruz gerçekten şeyden artık. Mesela saat 10'da uyandığımı düşünürsek, 10-11 gibi uyanıyorum. Mesela kahvaltı yapıyorum. Saat 12-12.30 gibi oluyor. Ondan sonra derse oturuyorum. Bir tek yani gece saat 12'ye kadar falan yani bir tek yemek yemeye. Arada bazen sohbet falan ediyoruz Duygu'yla. Onun dışında yemek yemeye, namaz kılmaya falan kalkıyoruz. Onun dışında gece 12'ye kadar yardırıyoruz arkadaşlar. O yüzden yani biraz değişiyor ama genel olarak bazen etkinliklere, sosyal etkinliklere gitsem de daha çok günüm çok fazla çalışmayla geçiyor yani. Çünkü bütün öğrenciler bu şekilde. Bir şekilde okulda, sınıfta kalmak istemiyorsanız öyle yapmanız gerekiyor. Sonraki soruya bakalım. Biri Hacettepe tıp ortamı nasıl demiş. Açıkçası üniversiteye geçmeden önce bu benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Çünkü hani mesela tesettürlü olduğum için dışlanır mıyım ya da hani okulda çok hani belli bir ideal var mı acaba, onun dışındakiler dışlanıyor mu, nasıl bir ortam var diye düşünmüştüm. Şöyle, Hacettepe tıpta kız erkek oranı hemen hemen aynı. Yani yarısı kız yarısı erkek diyebiliriz. Mesela kız hani şöyle, Hacettepe tıp o kadar her şeyin olduğu bir yer ki yani gerçekten. Hani çok dindar insanlar da var, çok seküler insanlar da var, arası da var. Yani istediğiniz gibi gerçekten kafanıza uyan birini hani bulabilirsiniz. Dışlanacağınızı düşünmüyorum çünkü gerçekten her türlü insan var. Hatta bazen buraya nasıl gelmiş ya dediğimiz insanlar bile var yani, o kadar. Hani böyle hani gerçekten hani dereceyle gelinen bir okul ama böyle aklınızda tamamen böyle ineklerden oluşan ve sadece ders çalışan insanlar gelmesin. Yani bazı insanların oraya nasıl geldiğini bile yani insan şüphe duyuyor. Çünkü gerçekten her çeşit insan var diğer okullardaki gibi. Yani arkadaşlar gerçekten mesela çok dindar biri olsanız da, çok radikal fikirleri olan biri olsanız da yani kendinize göre bir ortam bulabilirsiniz. Sadece kendinize göre olan ortamı bulmanız lazım yani. O sizin kafanızdaki olan kişileri bulmanız lazım ve bulursunuz yani. O yüzden hani fikirleriniz yüzünden dışlanabileceğiniz bir yer olduğunu düşünmüyorum ben Hacettepe'nin. Son bir soru kaldı, ona da bakıyoruz ve sonra da videoyu yavaştan bitireceğim. Biri demiş, steteskopu takarken zorlanıyor musunuz? Başörtüsünden ötürü demiş. Steteskopu takarken arkadaşlar, aslında ben işaretim birazcık daha başörtünün rahatlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Takarken yani diğer şallarda, diğer eşarp çeşitlerinde nasıl bilmiyorum. Benim şallarım ince. Gerçekten penya şal oluyor bunlar zaten. Bunlar incecik ve hani bu ince örtü sesi engellemiyor. Gerçekten yani duyduğunuz ses, diğerleri nasıl duyuyorsa siz de öyle duyuyorsunuz gerçekten. Duyduğunuz sesi engellemiyor. Hatta şöyle birazcık daha ben daha olduğunu düşünüyorum. Yani daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle mesela steteskop taktığınızda birkaç dakikadan sonra artık o kulaklarınızın içine doğru girdiği için o steteskopun kulak kısmı kulaklarınızı ağrıtmaya başlıyor. Ama eşarpın üstüne taktığınızda o birazcık daha arada kumaş onu yumuşattığı için daha rahat takabiliyorsunuz aslında. Hani daha az acıtıyor kulağınızı. Steteskopu yani tesettürlü de olsanız, açık da olsanız steteskop takarken şöyle kulağınızda bazen çok durmuyor. Mesela takıp şöyle bir anda bırakınca bazen durmayabiliyor. Onun inşallah eşarpla alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani çok rahatsız olursanız
şeyler var, tesettürlü arkadaşlar için. Burasında mesela böyle delik mi diyeyim ama yarık mı? Burasında böyle hani yarık şeklinde böyle açıklık olan eşarplar var. Oradan stetoskopu geçirip kulağından takabiliyorsun ama açıkçası ben çok bir sorun yaşamadığım için hani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama siz eğer hani şey olursanız, rahatsız olursanız, yapamazsanız öyle bir şeyler alabilirsiniz diye düşünüyorum. Var öyle şeyler satılıyor. Birkaç tane güzel yorum, birkaç tane kötü yorum. Mezuna kaldın mı? Kaldıysan kaçta bıraktın demişler. Onu söyledim zaten. Ankara'da deniz olmaması çok hissediliyor mu demiş biri. Evet, çok hissediliyor arkadaşlar. Ankara'ya geldiğinizde diyorsunuz ki İhsan Doğru amacı bunu niye Ankara'ya kurmuş? Yani neden İstanbul değil? Neden başka bir tepe değil? Neden Ankara'nın tepesinde kurmuş yani? Ama yani Ankara'da olması bir tık... kamera çok sallamıyor. Ankara'da olması bir tık kötü olsa da yani okul çok zor bir okul olsa da ben gerçekten okulumdan memnunum yani. Gelenlere öneririm. Zor mu? Zor. Arkadaşlar gelirseniz zorlanırsınız. Bunu kesinlikle söylüyorum. Ama gelmek isterseniz biz hep buradayız. Videom bu kadardı sanırım. Başka sorularınız olursa hani yorum videoların altına yazmayı unutmayın. Böyle daha sonra bu soru yorumları birikirse tekrar böyle bir soracağım videosu çekebilirim ama bu sefer mutfakta çekmem inşallah. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone de olsanız harika olur. Görüşürüz.